Yine bir dinleyicimiz Belçika'dan ulaşıyor hocam. Doktor Aiz El Karni, belki telaffuzda hata yapabilirim, La Tahsen eseri varmış. Bu yazar hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Demiş Belçika'dan, ismini vermeyen bir Evet. izninimiz. Aiz el-Karni, bu zat La Tahzen yani diye bir kitabı vardır. Büyükçe bir kitaptır. O üzülme diye, La Tahzen üzülme demek Arapçada. Evet. O yani insanları böyle sıkıntılara düşen insanları bunalımdan kurtaracak bazı ayetlerden, hadislerden şeyler yazmıştır. Çok alim bir adamdır. Çenesi çok kuvvetlidir. Öyle konuşur, mest eder ve ilmi beyitleri ezbere bilir, o kadar bilir ki yani hakikaten belki misline az rastlanacak bir alimdir fakat Vehhabi görüşündedir. Vehhabi Evet. görüşünde olduğu için şimdi La Tahzen isimli eserinde bir sorun olmayabilir. Çünkü La Tahzen nedir? Üzülme, kaderden bir ayet getirir, hadis getirir, üzülmeyin. Allah şöyle buyuruyor, böyle buyuruyor. Bu da sorun olmayabilir. Ama bu kişinin görüşü bu olduğundan, Vehhabiliği de önümüzdeki derslerde güzel açıklayacağımızdan dolayı burada bazı tehlikeler ne gibi? İşte Allah göktedir itikadı gibi. Efendim, işte peygamberden şefaat istenmez, himmet istenmez şeklindeki gibi ana başlıklar, bunu teferruata gireceğiz Vehhabilikte. O gibi görüşleri olduğu için ben bunun nerede doğru söylemiş, nerede çuvallamışı bilemem. 100 lafının 99'u doğru da olsa arada bir sakat olma ihtimali kesin var. Yani mesela ben rastladım, Suud televizyonlarında konuşuyor. Allah derken ve Allah'a dua ederken şöyle yaptığını ben gördüm. Yani şöyle bir Allah demesi bile izleyiciye ne verir? Allah semadadır, izlenimi verir. Böyle bir sakat itikadı var onun için. Lüzum yok. Ehl-i Sünnet ulemasından bunun yerini dolduracak eserler yazmış. Beyanlarda vaazlar veren çok insan vardır. Araplardan da vardır, Türklerden de vardır. Onun için yani ilmine diyeceğimiz yok. Yani alimdir, cahil bir adam değildir. Fakat yanlış görüşleri vardır. Sakındırmak gerekir. Tamam hocam.